Lenovo Vibe P serisi akıllı telefonlar Bay J'yi sunar. Hasan enteresan bir karakter. Geçenlerde beraber Transformers filmini izledik. Hasan ne dedi biliyor musunuz? Bence dedi inandırıcı olmamış film. Baş karakter Optimus Prime. I am Optimus Prime and I send this message. Öksürünce ağzından motor yağı çıkıyor. Neyine inanmamız gerekiyor ki? Neyi inandırıcı yapacak yani? Millet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Adım Bay J. Burada Power FM'de akşam şovunu ben sunuyorum. Hani bazen kendinizi bilirsiniz ve içinizden şey dersiniz ya. Allah'ım nasıl bir değerimin üstünde fahiş para kazanıyorum? Buna daha fazla devam etmeli miyim? Çünkü bunun sonu cehennem gibi görünüyor. Yani bakın benim. Ben kendim oluyorum bu mikrofon açılınca. Beni tercih eden patronuma ve sizlere çok çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca hissetmediğim kadar gurur duymamı sağlıyorsunuz kendimle gerçekten. İnsanın hayatında kendini iyi hissedeceği, çok iyi hissedeceği bir liman olması gerekiyor. Bu program da benimki. Hani karım dırdır yapar, kavga ederiz. Babama prostat biyopsisi yapılır. Buraya geldiğim zaman beni dinlediğinizi bilmek bana babamın prostat biyopsisini hemen unutturuyor. Çok teşekkür ederim. Duygulandım yani. Arkadaşlar bu arada benzine gelen zamları büyük ihtimalle fark etmiyorsunuzdur. Çünkü o kadar küçük zamlar ve o kadar sık geliyor ki. Hani eskiden benzin alırken içeride beklerdim. Hani ekranda görünüyor ya hangi pompadaysa onun numarası işte rakamı ödersin falan. Hayır. Artık pompacının başında bekliyorum. Niye biliyor musun? Hani pompayı arabadan çıkarınca birkaç damla dışarı dökülür ya. Onu ben yapıyorum artık. Çıkartmadan önce sallıyorum. Son damlaya kadar düşsün diye içeri. Delirmeye başladım galiba ya. Ya o kadar icat yapılıyor. Hala temiz ve masrafsız bir enerji kaynağı bulamadılar. Değil mi? Böyle MP3 çalarlı 20 megapiksel fotoğraf çeken dokunmatik telefonlar. 50 saat şarjı gidiyor. Lityum piller filan bile. Otomobilimi 2 metre götüremiyorsunuz. Sonra mesela yine hiç çağdaş bulmadığım şeylerden bir tanesi. Yani sindirim sistemimiz hala 4 milyar senedir bir aldığımız gıdalardan kurtulma şekli mesela çok iğrenç. Yani parası olan birileri atıyorum Bill Gates falan bir şey yapmayı düşünmüyor mu bu konuda ya? Hep oradan mı? Hep böyle pis. Meltem. Hep aynı şakacı Meltem. Ne bu su arıtma hikayesi böyle? Ömürsün vallahi Meltem. Güzel tatlı Meltem. Bebeğim neden bana telefon numaranı vermiyorsun? Hatta adresini ver de şu arıtma nasıl yapılır ben sana göstereyim. You're listening to Bay J on Power FM. Dinleyiciler hepimizin dünyaya bir görevle yollandığına inanır mısınız ha? İşte ben Bay J her gün Power FM stüdyosuna girdiğimde bunu düşünüyorum. Ve kendi kendime ne diyorum biliyor musunuz? Bay J diyorum canını sıkma. Eninde sonunda dünyaya geliş nedeni olan Aruba sahillerindeki süper modellere masaj yapma meselesi ortaya çıkacak. Ve güzel günlerim başlayacak. İyi ak şaka ediyorum. Her gün bu stüdyoya giriyorum ve şöyle diyorum. Bir yerden sonra sıcak kumda yürüyormuş gibi sesler çıkartıyorum ben. Türkiye sahillerinde çok görülmüyor. Ara sıra kocaman bir şey yakalıyorlar. Bu yaz köpek balıklarının beni yemesi meselesini radikal bir şekilde çözdüm. Kendime köpek balığı derisinden mayo siparişi verdim. Beni kendilerinden biri zannedecekler. Ya da ölen arkadaşlarına yaptıkları gibi yemeye çalışacaklar. Ama hey ne derler bilirsiniz. Köpek balığı derisinden mayo giyen meze olmayı göze alırmış. Böyle bir şey var mı gerçekten? Diyorlar mı? Kafanızda nasıl bir şeklim var, nasıl bir imajım var bilmiyorum ama ben de sizler gibi normal bir insanım. Şaka yaptım, inandınız mı? Manyağın tekiyim. Ama bu özelliğim benim mesleğimde yukarılara Power FM'e çıkarttı. Biraz uyarıyorum, sizin için de aynı şey geçerli olacak diye bir şey yok. Düşüncelerim ve konuştuklarım size mantıklı geliyorsa bir psikiyatra danışın. Anneler günü yaklaşıyor. Çok heyecanlıyım. 5 yıldır ilk defa annemi göreceğim. Nasıl? Hayır, yurt dışında değil. Pek anlaşamıyoruz. 5 senede bir ziyaret ediyorum. Evet. 3. yıl arayıp 100 lira istemişti. Kusura bakma demiştim. 2 sene daha beklemek zorundasın. Ya ben öyle biri miyim ya? Kimleri seviyorum? Öz annemi mi sevmeyeceğim? Annenize yapabileceğiniz en büyük iyilik veya hediye diyelim. Bu yaşında ilgi duyduğu şeyleri uzun uzun ondan dinlemek. Size ne anlatmasını bekliyoruz ki? İş yerinde olanları değil tabii. Veya geçen akşam gittiği çılgın partiyi, milletin takıldığı falan. Benim annem yogaya merak sardıydı. Ben de hiç haz etmem yogadan. O ne öyle boş otur ya. Gerçekten.
İkide bir bana meditasyonla bilmem neyle ilgili şeyler anlatıyor. Sonra bir gün bir fotoğraf verdi. Al bu dünyaca ünlü yogi kadının resmini salonuna koy, pozitif enerji verir, işlerin rast gider. Abi tabii keşke anneciğim bu resmi bana 40 yaşından önce verseydin, radyo sunucusu olmadan önce filan verseydin de. Benim salonumda Adriana Lima'nın resmi var. En azından içim sevgi ve huzurla doluyor. Ne öyle çirkin çirkin tiplerin resmini koyacağım salona, manyak mıyım ben? Demedim tabii anneme. Aldım resmi, bir komodinimin çekmecesine koydum. Öyle değil mi? 10 senedir komodinde ne bir çizik, ne bir boya dökülmesi. Bilsem çantamda taşırdım valla. Ne? Biraz daha yüksek sesle. Böyle tedavi gören bir ayı gibi. Benim mesela karaciğerimin üstünde kıl tüyü yok. Diğer yanda hemen altında popodan sırta doğru tırmanan bir sarmaşıklı patika var. No one else is, but you are. Bir öğretmen kadındı, erkek olduydu. Erkek haliyle öğrencilerin yanında fotoğraf çektirmişti. 3 çocuk istiyorum demişti. Deja vu. Sanki daha önce burada bulunmuş, aynı şeyleri yapmıştım. Misal dün. Hey! Perşembe akşamı Power FM'inde Bay J ve arkadaşlarını dinlemeye hoş geldiniz. Dünya Su Günü sessiz sedasız geçildi sevgili dinleyiciler. Bir gün suyumuz kalmayacağı ve suyumuzun kalitesini bozmamamız gerektiğini hatırlatan bir düşünce günü aslında. Tamam, es geçtik. Hatta birçoğumuzun haberi bile olmadı. Ben en azından Haziran'ın 4. haftasını es geçmeyelim ve lütfen havuza çizişinizi yapmayın gününü hatırlayalım, olur mu? Su kalitesini bari göre göre bozmayalım. Göstere göstere. Bu arada hani bu tatil köyü havuzları falan vardır ya, aman sakın yapma havuza, yapma, kıpkırmızı olur etrafın diye. Ben öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Tamamen şehir efsanesi ve kimsenin başına geldiğini de zannetmiyorum bunun. Benim başıma tatsız bir şey gelmişti. Güneyde bir tatil köyünde havuzda tuvaletim gelmişti. Öyle rahatım ki iş yok, kendimi cennette gibi hissediyorum. Bırakıverdim. Aman tanrım, biri beni bıçakladı diye bağırmaya başladım. Sonra bir baktım hiçbir yer kırmızı olmadı. Doktorum diyor ki her zaman söylüyor. Bay J, tuvaletin geldiğinde büyük veya küçük hemen gidip yapman lazım. Sağlığın için doğru olan, yapılması gereken bu. Hem Erman Toroğlu ve Şansal Büyük'e canlı yayında zamanında birkaç yıl önce pastırma tuvalette esaslı koku yapar diye benim aşağı yukarı 5 katım bir dinleyiciye bu muhabbeti yapabildiğine göre benim haydi bu muhabbeti yapabilmem gerekir. Üstelik onlar futbol programı sunuyorlar. Bende ise en azından ana konu bu. Neyse, konuyu hızla değiştiririm. Geçen gün garson yerimi işsizlik nedeniyle kapatmak zorunda kaldım. Daha doğrusu kızların evi varken ben niye kira vermeye devam ediyorum gibi düşündüm. Son kız arkadaşım giderken bir Siyam kedisi bırakmıştı. Arkadaşlar, sayın PETA yetkilileri, bir erkek kediniz varsa ve 8 aylık olduysa bir karar vermek zorundasınız. Ya sokak kedisi olacak ya da kısırlaştıracaksınız. Belki 8 aylık olması net bir fikir vermeyebilir de, şöyle diyeyim. Perdeye tırmanıp tavanda yürümeye başladığı zaman diyelim. Hani 8 ayı kestiremediyseniz, doğum gününü bilmiyorsanız. O açıdan aslında insanlara çok benziyorlar, yalan olmasın. Neyse. Veterinere yolladım, birkaç gün sonra geldi. Şimdi bütün gün televizyonun üstünde yatıp gözlerimin içine bakıyor. Tamam lanet olsun, tamam, ben de gidip yaptırıyorum aynısını, tamam mı? Vasektomi yaptıracağım hayvan sevgisi yüzünden. Lenovo Y P serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo Y P serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor. Bay J. İnip arabasını devirip adamı dövdükten sonra şey yapmıştın. Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? 38 derece şerbetli tulumba satıyorsun. Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Ha? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? İyi akşamlar herkese, merhaba, burası Power FM. Bay J'nin komedi programı yayında. İyi bir radyoya yakışır, iyi bir radyo şovmeninden bahsediyoruz burada. İzole bir ortamda çalışıyor olmam sebebiyle kimse iltifat etmediği için ara sıra kendine iltifat etmek zorunda kalan bir adamım ben, ama aslında kendini beğenmiş biri değilim. Bu tıpkı boksörün ringe çıkmadan antrenörü tarafından tokatlanarak aşağılaması gibi. Var mı? (Gülüyor)
Şeyi çok seviyorum. Süpermarkete girdiğiniz zaman bir şey alıp sonra almaktan vazgeçerseniz, o sırada hangi reyondaysanız orada bırakıyorsunuz ya, bayılıyorum. Kendi evimi dağıtamıyorum. Karım çok kızıyor ama burada neyi nereye istersen bırakabiliyorum. Mağaza müdürü gözümün içine baksın, umurumda değil. Donmuş pizzaları motor yağlarının üstüne bırakıyorum. Umurumda bile değil. Çok güzel. Bilim insanları aldatmanın parmak boyuyla yakından alakalı olduğunu söylüyorlar. Evet. Dr. Phil McCraw diyor ki yüzük parmağınız işaret parmağınızdan uzunsa erkeğin aldatmaya meyilli olduğunun bir göstergesiymiş. Ayrıca şöyle diyor. Aldatan ve aldatmayan beynin farklı aktivite düzenleri varmış. Çapkının beyni her bölgede bol aktivite gösteriyor. Monogam ilişkideki birinin ise aktiviteleri beyincik bölgesinde yoğunlaşıyor. Aldatma geçmişi olan insanlarda hep aynı özelliklere rastlarsınız diyor. Bazı diğer etkenler aldatmaya hız veren sadakatsizlik geni, insanı iyi hissettiren oksitosin ve libido arttıran testosteron hormonlarının normalden yüksek değerde olması da aldattırıyormuş. Yüzük parmağının uzun olması da yüksek testosteron hormonu göstergesi. Son bir şey daha diyor doktor. Her şeye rağmen aldatıp aldatmamayı seçme kapasitemiz ve şansımız var. Hadi saçmalamayı bırak doktor, tabii ki yok. Saçma. Belki de aldatan erkeğin yüzük parmağı uzundur. Çünkü karısının yanında olmadığı her ortamda çıkarıp sonra geri takmaktan uzamış olabilir parmak. Akıllı mıdık, bunu düşünemedin mi? Valla bilemem. İster bir doktor söylesin, ister üniversite çalışması olsun. Çok aptalca parmak boyuyla sadakat ölçümü. Parmak değil de belki, bilemedim. Yani... Burada sevgili dinleyiciler, lütfen parmağınızı ölçmeyi bırakıp yola konsantre olur musunuz? Ne olsun, şu arabayı düzgün kullanalım ha. Tabii şans faktörü de çok önemli. Yani yüzük parmağınız işaret parmağınızdan metrelerce daha uzundur ama birini bulamazsanız hiçbir işe yaramaz. Siz de biliyorsunuz. Evet. Beyler, demek ki bazılarımız aldatan sadakatsiz pislik çuvalı değilmişiz. Uzun yüzük parmağı sendromu hastasıyız. Bundan sonra bu şekilde izahatı yaparsınız. Yerse artık. Oğlum için Godzilla gibi bir şeydi. Eliyle gösterip bana doğru konuşmadı. Böyle bağırarak, baba kadına bak ne şişko. Perşembe akşamı, biraz heyecanlanalım ha. Burası Power FM. Akşam saatlerinde yıllardır Bay J %100 canlı yayınıyla insanların yüzüne bir gülümseme koymaya çalışıyor ama yay burcu olup hiç büyüyemediği için dozunu kaçırıp zaman zaman karın ağrıtacak kadar güldürüyor. Ama hey, size 100 lira vermesi gereken adam, alın hepinize birer milyon dese buna itiraz edecek kimse olur mu? Nasıl? Parayı nereden bulduğunu mu sorarsınız? Benim şakalarımın tümü alın teri kokar arkadaşım. Evet. Bu işi bıraktığımda piyasaya sürülmek üzere bugüne kadar yaptığım anonslardan 19.200 tanesini arşivledik. Gelecekte komedi sunucularına arşiv olsun diye. Evet, evet. Aman, daha 65 yaşına kadar bu işi yapacağım için bir o kadar daha birikecektir. Bu arada yay burcu deyince aklıma Burcu Esmersoy geldi. Nasıl burcu, yay burcu mu? Yok, hiç değil. Çalışma arkadaşlarımı tanıyorsunuz. Havayı koklayan adam var. Yayın yönetmenim Burçin Acer. Genel koordinatörüm Devrim Şen var. Başka kimleri sayabiliriz? Büyük patronu saymaya gerek yok zaten. Hepimizin sahibi. Evet. Tabii burada benimle beraber çalışan arkadaşlarımın hepsi üniversite mezunu. Biri Uzay ve Havacılık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesini bitiren var. Ben mi? Ben bana uygun bir bilim dalı bulunmadığı için yıllarca alakasız bölümlerde süründüm ama faydası genel kültürümle bugün ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler 2 sene. Boğaziçi İngilizce Öğretmenliği 2 sene. Mimar Sinan Konservatuarı Opera Solistliği 2 sene. Los Angeles Cafe Mocha Madness 2 sene aşçılık. Beverly Hills'te bir kafeydi. Bir gün Elle Macpherson geldi. Elle Macpherson yaşıtlarımın tanıyabileceği bir süper model. Ama açıp bakabilirsiniz, hala mihrap yerinde derler ya. Evet. Elle Macpherson
çalıştığım güzellik salonuna ağda yapmaya gelmişti. Hiç süper modelleri bu şekilde düşünmüyorsunuz değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Onlar büyük tuvaletlerini de yapıyorlar. Evet. Neyse, ağdaya giderken bir tane muz verir misin dedi. Benden muz istedi Al McPherson. Tabii genç ve toyum o zaman, alıp bir muz verdim. Çünkü bilmiyorum. Yani bir de çok iyi İngilizce bilmiyordum. Yavaş yavaş öğrendim. Sonra inerken parasını ödemek istedi. Benden olsun dedim. Patronla bir saat kavga ettik. Bana dedik oğlum manyak mısın? Burası Beverly Hills. Her gün ünlü insanlar geliyor. Alsana parasını. Bal dedim, kuralcı ve disiplinli biriyimdir. Ama Al McPherson'a muz ısmarlama şansını teptiğim gün kuralcı ve disiplinli yerine gay titrini alacağım için bunu yapacağımı zannetmiyorum. Sonra bir gün mesela Gabriel Byron geldi. Hatırlarsanız Unusual Suspects filminden. Double Shot Espresso severdi. Parasını aldım. Lenovo Y P serisi akıllı telefonlarla Bay J devam edecek. Lenovo Y P serisi akıllı telefonlarla Bay J devam ediyor. Eski bir arkadaşımı gördüm. Adını hatırlayamadım. Bak dedim, eski arkadaşımsın ama adını hatırlayamadım. Hasan mıydı? Hayır dedi, yaklaştın dedi Mustafa. Yaklaştın mı? Aynı gezegenden bile geçmedim. Yani iskemle desem daha iyiydi. Bu ne heyecan, bu ne stres. Herkes sanıyor ki Bay J 25 senedir radyo programı yaptığına göre artık programa çıktığında gerilmiyordur fazla diye. Sizce benim gerilmemiş bir halim var mı? O gerginliğin bir kısmını asla kaybetmemek lazım şov dünyasında. Şov dünyasında biraz gerginliğin her zaman faydasını görürsünüz. İşinizin devamını sağlamak için, formda zinde kalabilmek için. İnsanlara bu işi çok kolay beceriyormuşsunuz hissi verip nefret uyandırmamak için. İşimi çok seviyorum, değer veriyorum. Diğer yanda fakir günlerime geri dönmek istemiyorum. Küçüklüğümde yaşadığım fakir günler sadece mizah duygumu geliştirmekle kalmadı. Aynı zamanda vücudumdaki bazı yerlerin kıymetini anlamamı da sağladı. Doğduğum günden itibaren ablamın eski kıyafetlerini giydirmeye başladılar bana. Evet. Ablamın sakladıkları bezlerini ters çevirip bana bağlarlardı. İğrenç! Peki şu ana kadar Bay J'nin Power FM'deki akşam şovunun şu ana kadar olan anonslarını dinlediniz. Umarım sizlere programın kalanı için ümit vermiştir. Veya iyi bir ders olmuştur. Unutmayın, ben ailenizin... ben ailenizin sizi aman evladım diye hakkında uyardığı adamım. Ya ben sizleri biraz olsun neşelendirip hayatınızda her şey ters gidiyor olsa bile nasılsa akşam Bay J'yi dinleyeceğim mühim değil dedirtebilmişimdir. Gerçekten. Ve yaklaşan yaz mevsimi için diyet yapanların aklını kremalı bisküviden alıp başka bir yere götürebilmişim. Çünkü diyet yapmak gerçekten inanılmaz derecede zor. Yemeği özellikle seven biri için. Bir de koşu bandında yürüyorsunuz. Koşuyorsunuz, 45 dakika geçiyor. Bir bakıyorsunuz 422 kalori yakmışsınız. Güzel. 1984 yılında büfede yediğim ıslak hamburgeri yaktım. Şimdi 90'lara konsantre olup 1,5 İskenderleri yakalım. İnsanoğlu garip bir yaratık. Vücuduna söz geçiremediği enstantaneler oluyor. Her organımızın ayrı bir beyni varmış gibi. Yemek yiyorsunuz, tıka basa yiyorsunuz. 2 saat sonra mideniz sizi buzdolabının kapısını açmaya zorluyor. Seni gidin lanet olası. Seni daha yeni besledim. 2 dakika yerinde oturmayı öğrensene. Pislik. No one else is, but you are. Bay J abiniz, amcanız, kardeşiniz. Aha burada, şimdi size söylüyor. Zayıflamak için her şeyi denedim, olmadı. Bir ara pilates hocasıyla çıktım, topaç gibi oldu kız. Cüzdanınızı çalmak için yolunuzu kestiğinde biri, şey diye bağırın. Tecavüz ediyorlar! Ben çok psikoloğa gittim, çok gittim, uzun gittim, haftada 2 gittim. On Power FM. İyi akşamlar millet, Power FM'de bu şaheser radyo Pardon, bu şaheser sunucuyu Bay J'yi dinleme fırsatını yakaladınız şimdi. Pekalem, yine araştırmalar, yine araştırmalar cep telefonu kullanımının beyin fonksiyonlarını etkilediği ortaya çıkmış. Otomobil kullanmayı zorlaştırdığı ortada arkadaşlar. Evet, bir bakıyorum hafifçe bir şeritten çıkmaya başlamış. Hemen göz atıyorum, sürücü telefonla konuşuyor. Bence aynı zamanda toplum içinde görgü kuralları merkezini de etkiliyor beyinde. Gelecek nesiller bizden şöyle bahsedecek. 2035 yılında mesela 5 milyon beyin kanseri vakası olmuş. Üstelik gazeteler, tüm yayın organları cep telefonunun zararlarını yazmasına rağmen bir tek söz. Kendi düşen ağlamaz.
Kendi düşen ağlamamızı bir kenara koyalım. Sözel iletişim kurmadan bir kadının nasıl tavlanabileceğini uzmanlara sormuşlar. Amacınız olan kıza siyah çikolata verin demişler. İçinde aşk molekülü adını verdikleri nöro taşıyıcılar, nörotransmitterler varmış. Beraber roller coaster'a binin diyorlar. Çünkü korku adrenalini artırır. Bu da karşı cinsin daha çekici görünmesini sağlarmış. Espri yapın bol bol. Çünkü gülmek iyi hissettiren endorfinler salgılatırmış. Soft rock müzik dinletin. Erkeği daha yakışıklı algılatıyormuş kadına. Kollarınızı iki yanda açık tutun. Açık ve kabul edici bir kişiliğiniz olduğu görünsün diye. Ve kadının gözlerine bakın. Ama onun da geri bakması gerekir. Yoksa sapık konumuna düşebilirsiniz. Öyle bir durum var. Arkadaşlar, ben mi yaşlanıyorum yoksa dünya çok mu hızlı değişiyor? Kıza bir spor araba satın alına ne oldu ha? Ya alamıyor muyuz artık? Pardon ama korku beni çekici gösterseydi şimdiye kadar bütün istediğim kızları tavlamıştım. Çünkü genelde benden çok korkarlar. Neyden korkuyorlar? İtibarımdan korkuyorlar. Benim şahsımdan değil de. Ve bu arada beyler ben de sizden biriyim. Bu yüzden sizi anlıyorum ama gözleri dekoltesinde değil kafasında. Ona göre bir saçmalık yapmayın, tamam mı? Zaten sözel iletişim kurmuyorsunuz bu araştırmaya göre. Ha peki bu kısa süreli ilişkiler için harika da daha uzun sürmesini istiyorsam ne yapacağım? Hiç durmadan birlikte korkup gözlerimi gözünden ayırmadan sürekli bir tel çikolata yedirip hafif rock müzik eşliğinde komik şakalar mı anlatacağım? Yani bu ömür törpüsü gibi bir şey, sıkılırım. Biraz tevekkeli değil kız tavlamak bu kadar zor. Sevgilinizden ayrılmanın 50 yolu var. Tavlamak için sadece 6 tane. Evet. İlk randevularımı hatırlıyorum da. Babam bana ilk defa arabasının anahtarlarını uzatırken şöyle demişti. Sana bu anahtarları veriyorum ama bir saçmalık yapma, tamam mı? O zaman istemiyorum, teşekkür ederim demiştim. İnsan kendini bilecek. Evet. Bizim patron da burada yayına başladığımda bak drive time'da yayın saati veriyorum ama bir saçmalık yapma, tamam mı? Tamam patron dedim. Ya huylu huyundan vazgeçer mi? Bence insanları işe alırken aileleriyle görüşmek lazım. Küçükken komşunun evini yakmıştı. Hiç arkadaşı yoktu. Kalabalık çocuk gruplarının arasına karışıp sanki arkadaşıymışlar gibi davranırdı. Sonra onu fark ettiklerinde döverlerdi. 16 yaşında mahallede bir çocukla kavga etti. O kadar dayak yedi ki döven çocuk yorgunluktan hastaneye kaldırıldı. Sonra bir kızla çıkmaya başladı. Yani bize kız olduğunu söyledi ama ne? Şey eşcinselmiş. Ya, yalnız biliyorum bence birçok erkeğin böyle bir durumu var. Hatta öyle bir film seyretmiştim. Bir eşcinsel kadınla çıkmaya başlayıp tekrar kadın olmak istemesini sağlamak. Yani bir erkek için doğumla ölüm arasında bundan daha tatminkar bir duygu olamaz değil mi arkadaşlar? Her nedense benim için değil de. Telefon yerine ütüyü kulağına götürüp konuşan bir canlıya zeki tür diyebilir misiniz? Düğüne 6 ay kala başlanan şey düğünden 6 ay sonra... Hey benim karıma ne oldu? Ufak tefek tatlı şey nerede? Ben yedim onu. You're listening to Bay J on Power FM. İşte bazı günler havadaki kuşsunuz, bazı günler heykel. Yapacak bir şey yok. Dünyanın düzeni bu. Sabah elektrikli burun kılığı alma makinamı kullanıyordum. Ne var? Hepimiz ayak tırnaklarımızı kesiyor. Onları bir kenarda toplayıp sonra çöpe atmıyor muyuz? Kulak pamuğu kullanmıyor muyuz? Biraz rahatlayın rica ederim. Her neyse burnumun iki deliğini bitirdim ve pili bitti. Paniğe kapıldım. Aynaya bir baktım. Sol taraf pırıl pırıl. Sağ taraf dudağıma kadar iniyor. Ya keşke bıyıklı biri olsaydım. Birleşerek kamufle olurdu diye düşündüm. Vakit kaybıydı çünkü birkaç saatte bıyık uzatamazdım. Sakinleştim. Oğlumun oyuncaklarından birinin en tüylüsünü seçip yoldum. Yapıştırdım, yoldum, yapıştırdım. Nasıl, bıyık mı? Yo yo, eksik burnu tamamladım. Bunları neden anlatıyorsun akşam akşam? İçimiz bulandı diyeceksiniz. Haklısınız ama ben de haklıyım. Çünkü aksi takdirde bu anonsun başında bir boşluk olacaktı. Evet. Her şey hayırlara vesile. İnanın bana. Bay J şimdi Power FM'de ve olmaz olaydı diyenlere kurban olayım ben. Trafik nasıl? Harika perşembe akşamı değil mi? Bakın hamama giren terler diye bir laf vardı. Kocaman Türkiye'de gidip de suç ve düzenbazlığın en yoğun yaşandığı, insan sayısına göre 4 kat az yol olan bir yerde yaşamayı seçtiyseniz İstanbul'da, belki de yine hatırlatayım, kendi düşen ağlamaz deyişi var. Çok güzel bir deyiştir.
Tarihte bugün 1945 yılında İtalya'nın faşist lideri Benito Mussolini ve sevgilisi Clara Petacci İtalyan partizanları tarafından kurşuna dizildi ve cesetleri bir benzin istasyonunda ayaklarından asılarak teşhir edildi. Sevgili seçiminde ne kadar dikkatli olmanızı hatırlatan bir tarihi belge daha hanımlar. Bak kurunun yanında yaşın dayandığı okazyonlardan bir tanesi. Aptal uyarı mesajları sevgili dinleyiciler. Bir takım ürünlerden gerçek uyarı yazıları kullanma kılavuzlarından bunlar. Bir, bir çatı anteni montaj kılavuzunda. Sarhoş veya hamile veya her ikisiyseniz montajı yapmayın. Anteni eşinize fırlatmayın. Bakın bunlar gerçek. Saç kurutma makinesinde uyurken kullanmayın diyor. Bir MP3 çalarda yemeyin diyor. Hani ne kadar şeker gibi renklerde yaptıysalar. Bir soyunma odasında tabela. Saç kurutma makinelerinizi sadece kafanızdaki kılları kurutmak için kullanınız. Bir şey söyleyeceğim. Vücudun diğer tüylerini kurutmak için de kullanabilirsiniz. Yani görüntü gözümün önüne gelmiyor da. Yani ne sakıncası var ben onu bilemedim. Çocuk kıyafeti üzerinde çocuklarda güvenlik için tam uyması gerekir. Giysi ateşe dayanıklı değildir. Bol kıyafetler daha kolay tutuşur. Yangınla çok ciddi bir sorunu olan biri yazmış bunları. 6. Cilt kreminde. Göze, kulağa, beyne ve çevresine temas etmemelidir. Lavman olarak kullanmayınız. Ve son olarak yün bir süveterin üzerinde ters yüz edip ılık suda yıkayın. Çamaşır suyu kullanmayın ya da karınıza verin o yıkasın. Bu zaten onun işi. İşte arkadaşlar uyarının alay etmeye geçtiği noktayı görmüş oluyoruz bu şekilde. Bu arada MP3 çalarınızı yemeyin uyarısı dünyadaki obezite salgınının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Ha bir de hayır ben size bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi diyorsunuz ki bu aptal uyarıları gerçekten gereksiz bulduysanız bunları yazmalarına sebep olan davaları düşünün. Ve bunu kabul eden mahkemeleri düşünün. Ay. Özellikle dikkat çocuk kıyafeti yanabilir yazdıklarına göre biri çocuğu kıyafetin içindeyken çocuğuyla beraber onunla yangın mı söndürmeye çalışmıyor? Bir şey olmuş orada. Bu arada cilt kremini beyninize sürebiliyorsanız bence bir sirkte çalışabilirsiniz ya da ne bileyim beyin cerrahı falan olun. Lenovo Vibe P serisi akıllı telefonlar Bay J'yi sundu.